Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bebeğimin çantasını göstereceğim. Onu ben bebek alışveriş videosuna eklemeyi unutmuştum, aldığım çantayı. Hem daha iyi oldu, aldığım çantayı hem göstereceğim hem de dışarı çıkarken içini nasıl dolduruyorum onu anlatmak istiyorum. Nelere ihtiyacımız oluyor, neler koyuyoruz ve hangi bebek çantaları rahat olur onu söylemek istiyorum sizlere. Evet, bebek çantamı göstereyim şimdi. Evet arkadaşlar, ben bebek çantamı bu şekilde tercih ettim. Markası Narmış. Ben bunu internetten almıştım ama Jewel'da falan da varmış diye gördüm. Şimdi bebek çantamı öncelikle anlatayım. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu önünde bir bölmesi var. Bir de büyük bölmesi var. İlk önce büyük bölmesinden başlamak istiyorum. Büyük bölmesine bakacak olursak şu şekilde iç cepleri. İçinde 2 adet şurada var. 2 adet şurada var. Bir de şurada bir fermuarlı cebi var. Ben burayı kendime kullanıyorum. Kendi eşyalarımı kullanırken şu fermuarlı bölmesine koyuyorum. Özellikle çantamın şuralarında demir oluşu gördüğünüz gibi açışını çok daha rahatlatıyor arkadaşlar. O yüzden burasında kesinlikle demir olan çantayı tercih edin ki kıyafetleri koyup alırken size rahatlık sağlayacaktır. Daha sonra arkasını çeviriyorum çantamın. Çantamın arkasını çevirecek olursam, gördüğünüz gibi şurada arkasında bir bölme var. Arkasındaki bölmeyi açtığımda çantamın iç kısmına erişiyorum. Evet, şurada da fermuarlı kısım var, onu söylememiştim. Şurasını arkadaşlar, öncelikle bezleri yerleştirirsek çocuk altını kirlettiğinde daha çabuk alıp hemen çantanın içini karıştırmadan eşyalarımıza ulaşmış oluyoruz. O yüzden ben buraya hemen ulaşacağım eşyalarımı koyuyorum. Benim için daha rahatlık sağlıyor. Benim en çok tercih ettiklerimden bir tanesi şurasında fermuarı olmasıydı. Burasında fermuarının olmasının özelliği, buraya cep telefonumu ve kendi anahtarımı rahat çana koyabiliyorum. Evet, bebeğim yine durmuyor herhalde. Benimle beraber olmak istiyor. Şuraya dediğim gibi telefonumla kendi anahtarımı koyuyorum. Şimdi ön bölmesini anlatmak istiyorum. Şöyle önünde küçük bir bölme var. Gördüğünüz gibi rahatlıkla mendillerini koyabileceğiniz bir bölmesi var. Şunlar arkadaşlar biberonlarınızın ya da mama koyacaksanız sıcak kalmasını sağlıyor. Termal özellik taşıyor. O yüzden en çok tercih ettiğim yanı bu. Çünkü dışarı çıkarken anne sütü sağıp da götürüyorum yanımda. Ve 3 saat boyunca verebildiğim için 3 saat boyunca burası sıcak tutuyor. Ya da sıcak su götürüyorum yanımda. Emziğini yıkamak için. Burası sıcak kalıyor. Termos koyunca özellikle. Gördüğünüz gibi. Neyse, yanındaki cebe geçeyim ben. Şöyle yanındaki cebi gösterecek olursak. Buraya da mendil ya da ıslak mendil koyunca şuradan almak için çok rahat oluyor burası da. Tamam anneciğim. Tamam, sen de mi dinliyorsun? Tamam. Şimdi şuradan ıslak mendil veya selpak mendil veya başka bir mendil koyunca almak için çok rahat oluyor burası da. O yüzden çantamdan çok memnunum ben. Aynı şekilde tercih edebilirsiniz. Veya başka modellerinde vardır bu şekilde çantası. Şimdi çantamı nasıl dolduracağımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben çantam için koyacaklarımı hazırlamıştım. Zaten yarın dışarı çıkacağım. Hem de size göstermiş olurum. İlk önce bebek bezimden, alt açmalarımdan başlamak istiyorum. Çünkü en alta koyuyorum onları. Şu şekilde şurada dizeceğim. Getirsen göster. Şimdi gördüğünüz gibi en alta ilk önce şu şekilde bezlerimi koyuyorum. Daha sonra şöyle ıslak mendilini. Bunu şunun içine de koysanız olur. Kremini. Şu şekilde koydum arkadaşlar. Şu şekilde ilk önce atletlerini. Daha sonra takımlarını koyuyorum. Ben önlüklerini cebe koyuyorum. Cep ayarlıyorum kendime. Önlükleri şurada duruyor. Aynı şekilde ağız mendilleri de diğer bir cebe koyuyorum. Rahatlıkla ulaşabileyim diye. Şuraya çorap bölmesi yapıyorum kendime bir tanesine. Çorap, patik.
Çünkü bu şekilde ayırınca hiçbir şeyim karışmıyor arkadaşlar. Ben de arkadaşlar dışarı gittiğim zaman kendime göğüs pedi ve emzirme örtüsü alıyorum. Şunu da kullanımını göstereyim. Ben bundan çok memnunum. Bu da yine Sevi Bebe'nin örtüsü. Bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Çok rahat oluyor emzirmek için. Şurasına plastik gibi bir şey koymuşlar. Diğerlerinde bu örtü yok. Yapıştırmalı oluyor. Bunu geçirdiğim için çok rahat bir şekilde bebeğimi arabada emzirebiliyorum. Ben bundan çok memnunum. O yüzden şuradaki fermuarlı bölmeyi ben kendime ayırıyorum. Oraya da göğüs pedinle bunu koyuyorum. Şimdilik bu takımı şöyle koyayım. Yarın belki giydiririm, bilemiyorum, kirlenir falan. Bu şekilde koydum. Evet, buraya bu yeterli. Battaniyesini zaten üzerine örtüyorum dışarı çıkardığım zaman. Müslin'in de onun üzerine örttüğüm için bunları yanıma ayırıyorum sadece. Kapatmayacağım. Üzerine seriyorum genelde. Ya da yani mikrop kapmayacağı bir yere gittiği zaman bebeğim hava alsın istiyorsam bunu çantaya koyuyorum. Bunu yanımda taşıyorum. Ama battaniyeyi genelde örtüyorum. Ya da farklı battaniyelerim var. Onları genelde üzerine örtüyorum üşümesin diye kış ayında. Evet, şuraya geçecek olursak. Bir tane emzi kutumu yine bunun içine koyuyorum. Burada duruyor. Nerede? Emzi kaskımı da genelde gıda olarak kullandığım şeyleri ve emzik askısında emzik gibi şeyleri bu ön bölmeye koyuyorum. Bir adet yanımda kendime peçete bulunduruyorum ne olur ne olmaz diye. Yine aynı şekilde Müslin ağız bezlerini de buraya koyuyorum arkadaşlar. Buraya da koyduğum zaman biberon veya yanıma ilaçlarını koyuyorum kızımın. Burası da bu şekilde oluyor. Şapkasını takıyorum zaten. Buraya arkadaşlar artık biliyorsunuz. Maske veya dezenfektan bulundurmamız gerekiyor yanımızda. Şu bölmeye maske veya dezenfektan koyuyorum ben genelde. Veya yanıma su alacak olursam su koyuyorum. Dediğim gibi şurası rahat kullanılıyor. Peçete veya ıslak mendil kullanıldığı zaman ama ben kullanmıyorum. Çünkü genelde dışarıya arabayla çıkıyorum. Acil bir şey almam gerekmiyor o şekilde. Buraya o yüzden bir tanesine kendi suyumu koyuyorum. Diğerine ise maske dezenfektan bulundurmam gerektiği için onları koyuyorum. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Şurası dediğim gibi telefon bölmesi. En çok sevdiğim yanı bu. Çünkü telefonumu çantamda aramıyorum. Uğraşmıyorum bu şekilde. Çok rahat oluyor. Bir de şu şekilde bebek arabasına asılma yerleri var. Çok memnunum bunlardan. Kesinlikle açılır diye düşünmeyin. Çok sağlam oluyorlar. Ağırlık olarak da şöyle göstereyim. Evet. İsterseniz altına da koyabilirsiniz. Ben bazen altına koyuyorum. Eşyan fazla olduğu zaman da bebek arabasına asabiliyorum şu şekilde. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi kısaca kızımın videosunu göstereceğim. Koyacağım. İzlerseniz memnun kalırım. Görüşmek üzere. Evet, kızım ışın bile fazla durmadı yine. Mıymıylanmaya başladı. O yüzden biz kızımla beraber canım çekti. Sufle yapacağız. İzlerseniz çok memnun kalırız. Suflede görüşmek üzere. Suflem için malzemelerimi hazırladım. Çok fazla çıkmıyor bundan. Yaklaşık 4 kase falan çıkıyor. Ama bence 2 kişi için yeterli. Biz 2 kişi olduğumuz için. Şöyle göstereyim. Yarım bardak un. Yarım bardak toz şeker. 3 adet yumurta. Şu kadar, 1,5 kaşık gibi tereyağı. Bir de 2 adet bitter çikolata kullanıyoruz ama şu an evde bitter çikolata kalmadığı için sütlü çikolata vardı bizde. Bitter çikolatanın bir tanesini tam atacağım. Sütlü çikolatayı zaten yarım kullanacağım için çok fazla etkilemeyecektir. Göreceğiz bakalım nasıl olacak beraber.
Şimdi arkadaşlar yumurtalarımı kırıyorum. 3 adet yumurtamı kabımın içine. Yumurtalarımı kırıyorum ben. Evet arkadaşlar yumurtalarımı kırdım. İçerisine şimdi toz şekerimi ekleyeceğim. Toz şekerimi ekledim. Bu şekilde şimdi çırpacağım ben bunu. Çırpmaya başlıyorum. Evet, muhtemelen çırpılmıştır. Ben tenceremi mermere zemine koyarak çırpamıyorum. Sanırım kamerayı sarsıyor. Öyle bir şey fark ettim geçen videolarda. O yüzden koymuyorum. Şimdi ocağıma geçiyoruz. Evet, ocağımı yakıyorum. Tereyağımı aldım. Küçük tamamda. Burada tereyağımı eritiyorum. Ben de o sırada bitter çikolatalarımı kıracağım şurada. Daha doğrusu biri bitter bir sütlü olan çikolatalarımı kıracağım. Evet gördüğünüz gibi tereyağım erimiş. Çok da güzel erimiş. Şimdi bunun içerisine çikolatalarımı atacağım erimesi için. Evet çikolatalarım gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde eridi. Bayağı bir eridi hatta. Eritmiş oldum tereyağını çikolatanın içine. Yarım bardak unumu ekliyorum. Bayağı katı bir kıvam alacak. Kıvamını görünce şaşırmayın ya da kötü oldu demeyin. Göstereceğim ben zaten size şimdi nasıl bir kıvam alacağını. Evet, hemen şöyle göstereyim. Toprak gibi bir hal aldı resmen. Yani en kaba tabirle söyleyebileceğim şekilde. Şu şekilde olmasını istiyoruz zaten. Evet, devam edelim. Yaptığım karışımı yumurtayla şekerimi çırptığım kabıma ekliyorum. Şöyle yapıştı kaba. Tamamdır. Bütün karışımı ekledim yumurtayla sütü çırptığım. Ay yumurtayla şekeri çırptığım kabıma. Kafam başka yere gitti. Tamam. Bu şekilde ekledim. Şimdi bunu tekrardan çırpacağız arkadaşlar. Evet sanırım oldu. Tamam. Ben şimdi buraları bir toplayayım. Kaselerimi koyayım o şekilde göstereyim size. Evet şu şekilde kaselerimi hazırladım. Bakalım ne kadar çıkacak. Tam ben de emin değilim. Fazla doldurmayacağım zaten. Fazla koymayacağım. Şu şekilde koyuyorum. Evet içerisinde sütlü çikolata da olduğu için rengi biraz daha normale göre açık olmuş. Şöyle koyayım ben yine de duruma göre eklerim. Hiçbirini dökmeyeceğim sandım ama döktüm işte. Neyse artık. Bunun biraz daha dibine çökmüş bazıları. O kaldı.
kaselerimi doldurdum. Şimdi fırınımı 220 dereceye ayarlayacağım. Hemen ben bunları fırına atayım. Kaselerimi ben bu şekilde fırına koydum. Biliyorsunuz ki suflenin üzeri şişip hafif çatlaklar oluşması gerekiyor. Çatlaklar oluşuncaya kadar tutacağım. Muhtemelen 15 dakika gibi bir süre olması gerekiyordu. Çatlaklar oluşunca ben size tekrardan gösteririm. Suflelerim hazır. Çok güzel görünüyorlar. Üstleri de çatlamış. Ben şu şekilde süsledim. Bakın yakından göstereyim şöyle de. Bir tanesinin içini de göstermek istiyorum. Patlattım. Evet şu şekilde. Görüyorsunuz. Şu an net görünmüyor ama bayağı bir akışkan. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok memnun kalırım.